Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Günaydın. Keyifli, sağlıklı, güzel bir gün diliyorum. Tüm dilek ve istekleriniz umarım hayrınıza olacak şekilde olur. Her zaman istediğimiz şeyler bizim hayrımıza olmayabiliyor. Hayrımıza olanlar bizi bulsun arkadaşlar. Her konuda diyorum hakikaten. Hemen bir falımızı açalım bakalım bugünkü kahve falımızda neler var. Şöyle bir kahve falımız var en azından şu içerideki güzel biraz yamulmuş ama güzel olan kalp birçok sıkıntının aslında yakın zamanda ortaya çıkarak mücadelelerle birlikte gideceğini gösteriyor bize en azından orası kapalı değil bu birincisi ama gördüğünüz gibi yani hani mücadele de mücadele burada ev hane ilişkiler gene aynı şekilde şöyle ev hane diyelim öbür taraf biraz daha sorunlu gibi durdu gözüme Şöyle hemen bir şuradan ele almaya başlayalım. Şimdi hane diyoruz. Burada hane dediğimiz alanda iki kişi gördüğünüz gibi karşılıklı bir tartışma ya da sisli puslu alanı aydınlığa çevirmek için en kibar tarafıyla fikirsel olarak anlaşmazlıklarını konuşur pozisyonda görünüyorlar. Karşınızdaki insanın aslında bir an önce yapmak istediği özellikle parasal konularla alakalı altında çünkü bir borç var parasal konularla alakalı yapmaya çalıştığı bir oraya bir buraya koşturduğu bir süreç ama önünüzde durmuş niye önünüzde duruyor yani sizin aslında yapmak istediğiniz ya da konuşmak istediğiniz konularda biraz kenarda durmak istiyor, konuşmak istemiyor anlamına da geliyor. Burada e, hani bu parasal konu neyse siz bu kişiden beklenti içindesiniz fakat yeterli olmadığını farkında. Karşılıklı konuşmalarında öncesinde sert olan konuşmalar ki siz burada daha dolu görünüyorsunuz, daha kafaya takmış daha böyle kaygılı görsellerde çıkıyorsunuz. Ona göre ilerleyen süreç diyeceğim ama aslında yakın zamanda alacağınız güzel haberlerle diyeyim ben size iki hafta içerisinde. Sanki karşılıklı konuşmalarınızda biraz daha sakinliğin olduğu sizin bayağı bir rahatladığınız aslında baktığınız zaman ortada bir sanki hani elinizle bir çiçek uzatıyorsunuz görseli var. Eğer bir küslük durumu söz konusu ise iki hafta içinde barışılır. İlişkide çözülemeyen problem ya da işte gidişatla alakalı sisli puslu alan evet mi hayır mı gibi konular olursa bunlarla alakalı da iki hafta içerisinde güzel haberler alırsınız. Bu kişi sizi seviyor aslında yani önünüzde durması sizi sevdiği anlamına geliyor. Sadece dediğim gibi işiyle mi bu arka tarafa doğru yöneldiği bir alan var, parasal konularla mı, ailesiyle mi, kiminle ilgileniyorsa bu ilgi dağarcığı biraz daha hafifleyecek ve bireysel olarak karşılıklı geldiğiniz bir döngüye yavaş yavaş gireceksiniz. Burada onun bu arkada ilgilendiği biraz parasal meseleyle acaba iş mi, işe mi daha çok kendini e, yormaya çalışıyor diyorum çünkü elini uzattığı yerde bir kişi var. Bu kişiyle ilgili de aslında iki seçeneğimiz var bu falda. Ya bir e, kişiyle görüşüyor, onunla alakalı bir şeyleri askıya almış, siz de öğrenmişsiniz, bununla alakalı istediğiniz döngüye gireceksiniz. Yani aslında o e, elini uzattığı ya da işte yakın zamanda yakaladığınız konular e, yakın zamanda gene aynı şekilde. <laughs> sonlanmaya gider. Çünkü dediğim gibi burada evli çift görselleri biraz daha yoğun ilişkilerden çok evli çift, evli çiftlerden bir tanesi eks bölümünde yani eks aşk diyebileceğimiz bir alanda olabilir ve burada o tarafa elini uzatsa da sonrasında virgül koyması, yanlış yaptığını, akabinde de nokta koyması bu konuyu bitireceği anlamına da geliyor. Bunun dışında bu kişinin bağlantılı olduğu iş konuları olabilir. Bir kişiyle sıkıntılı olabilir. Yani ex aşk dışında bir kişiyle sıkıntılı olabilir. İş yerinden bir kişi olabilir. Onunla alakalı bir mevzusunu çözecek burada gene aynı şekilde bu çözümden sonra daha da rahatlamış bir ilişkiniz olur çünkü ikiye bölünmüş çıkıyor karşınızdaki kişi aslında bir bilinmezliğin içerisinde bir sizin yanınızda bir başka tarafta arada kalmış ve bu arada kalmaktan da memnun değil e size yansıttığı yüzde biraz negatif o yüzden siz de hani çekil git önümden deseniz de çekilmez çünkü seviyor bu konuda kararlarını verecek öncelik size olarak görünüyor hatta sonrasında bir ay sonra mesela diyelim ki konuşmalarınızda daha net daha güzel e önünüzde ileriye yani nasıl diyeyim Ileriye dönük işte yaz zamanında mesela yapacağınız planlar, yol planları ile alakalı konuşmalar, görüşmeler, iletişimde olduğunu süreçler olur. Ha bu demek oluyor ki hani bugün kötüsünüz ya da işte e, iki hafta sonra iyiye geçeceksiniz hiç mi kötü olmayacağız? Hayır tabii ki olacaksınız çünkü burada sizin e, ilişkideki bir dengesizliği devamlı kafaya taktığınız da görünüyor ya da karşı tarafında diyebiliriz buna. Burada taraflardan bir tanesi geçmişte yaptığı bir hatadan dolayı baskı alacak. Mesela baktığın zaman aile içerisinde bir konu bir mevzu hani biraz sakinlik var fakat sonrasında tekrardan ortaya çıkan konuşmalarda görüşmelerde mesafeli konuşmalara giden gene süreçleriniz olacak. Ama bu boğum boğum konular gördüğünüz gibi gene karşılıklı gelerek çözüm noktasına gelecek konular olarak görünüyor. Yani aslında evli bir çift Niyetiniz eşinizle olan birlikteliğinizdeki süreç. Acaba ben ayrılır mıyım? Acaba ben boşanır mıyım? Ya da ne bileyim acaba ex aşk ya da ailesiyle çok ilgileniyor. Bunlar biter mi? Şimdi bunlar süreç olarak boşanmazsınız görseli var. Devam eden, devamlı sürüklenen bir ilişki görseli var. Çünkü burada aslında ana konu birbirini seven çift görsellerinde çıkmış. E burada ne zaman bırakır? Ne zaman uzaklaşır? Biraz e, uzaklaşır fakat sonrasında gene var. Çünkü onu zıklayanlar da var arkadan arkaya. Yani sadece aslında burada diyelim ki ailesi, ailesiyle çok fazla ya da kardeşiyle, ailesinden birisine destek olmaya çalışırken sizi aksatıyor ya da ailesini aksatıyor. Bu konular önünüze çıkar. Ama şu yaşamış olduğunuz son döngü kadar büyük olmaz. Fakat burada şey de var. Görsellerde Biraz bu konulara takılmış çıkıyorsunuz ve ilerleyen süreçlerde aslında en büyük konu acabalarınızdan dolayı olacak. Hani acaba yapar mı acaba eder mi acaba acaba biraz kendi kendinizi içeriden doldurup üstüne geldiğiniz süreçler olur. Sonuç nedir sonuç değişmez gene aynı şekilde konuştuğumuz konularda mesafeli olduğunuz süreçlerde olur iyi olduğunuz süreçlerde olur. Böyle sanki dalgalı bir denizde arada dalgalanıp sonra durulma görselleri var. Burada hanede baktığım zaman sizin akıl aldığınız birisi var. Mesafeli görünüyor mesela yani mesafeli görünüyor derken uzakta görünüyor sizden. Bu kişiden akıl almaya çalışıyorsunuz ama nereden nasıl akıl alırsınız alın birebir yaşayan siz olduğunuz için orada vereceğiniz tepkiler değişken. Yani ben şununla konuştum şunu dur bir yapayım dediğiniz anda bile değişkenliğe uğrarsınız. Şunu söyleyecektim söylemedim der çekilirsiniz. Ama e, ana cevap da şu gönlünüz kalbiniz birisine ait ve bu ait olduğunuz kişiyle birliktesiniz. Birliktelikte sorunlar sıkıntılar olsa da ayrılık yok cevabı var. Hane olarak bu falımızı değerlendirecek olursak hane içerisinde e, önünüzde duran, Sorunları çözmeye çalışan ya da kendi sorunlarını çözmeye çalışan bir kişi görünüyor. Size de yük oluyor bu sorunlar aslında. Yani tam olarak sorumluluğunu yerine getirmeyen bir kişiyle uğraşıyorsunuz gibi geliyor. Çocuğunuz, babanız, kardeşiniz hani kim olabilir? Siz biliyorsunuz niyetinizde. E, bu kişi düzelmek adına emek verecek ama o kadar hızlı bir şekilde hayatında düzen olmayacak. Özellikle hani ilerleyen süreçte mücadele, mücadele, mücadele arada düşüşler sonra çıkışlar var ama bana kalırsa hani bugünden daha güzele gidecek görselleri var hep inişli çıkışlı olduğu için arada da sizin e, bu kişiye kızmanız ya da işte kükremeniz gibi böyle dolu dolu içinizde biriktiriyorsunuz sanki bir anda patlıyorsunuz görselleri var e, burada süreç olarak dediğim gibi niyetiniz neyse dalgalı bir denizde mücadelenize devam ediyorsunuz bugünden daha kötü olur muyum hayır olmazsınız <laughs> Bugünden daha iyi ama çok iyi görselleri arkadaşlar. Ne yazık ki yok. Parça parça çözeceğiniz konular olarak görünüyor. Boğum boğum görsellerinde çıkmış. Para, maddi kaynaklar konusu. Bir kere bir alacağınızla alakalı bir kişinin sırtına yapışmışsınız. Arkadan yapışmışsınız hatta boynunu tutuyorsunuz gibi bir görsel var. Bu kişi kaçmaya yakın. Siz bu kişiyi farkına varırsınız, sırtına yapışırsınız. Çevredeki iki kişi bu konuda size destek olacaktır. Ee, sadece burada bu kişinin fikirsel olarak elinde olmayan sıkıntıda olduğu bir döngü var. Yani bir alacakla alakalı niyet tuttuysanız karşınızdaki kişi sıkıntıda. Çevresinde uyanık insanlar var ona akıl veriyor olabilirler. Ama gerçekten parasal konularda sırtında bir bıçak var. Biraz beklemeniz lazım. Özellikle bir buçuk ay sonra diyorum ne yazık ki 15 gün ya da bir buçuk ay diyelim biz ona. Bu kişiyle tekrar bir araya gelip bir konuşma yaparsınız. Bu konuşmada karşınızdaki kişinin aslında elinde olanla olmayanı daha iyi farkına varacaksınız. Ben bu parayı alır mıyım? Bırakmıyorsunuz zaten ama bu kişi sorunlarını çözüp halledene kadar bu kişiyle biraz uğraşırsınız. Hatta mahkemelik olma durumunuz da söz konusu olabilir arkadaşlar. Öyle hemen alınacak bir para değil. Çünkü karşınızdaki kişi de yok. Birilerinden darbe yemiş herhalde ki elinde olmayan kafasının üstünde hani öleyim gideyim dercesinde yaşadığı da bir hayat var. Söylemezsem olmaz yani açıkçası. Gene aynı şekilde diyelim ki niyetiniz iş yeriniz. Şimdi bu ay rahat edersiniz ama önümüzdeki ay bazı konuşmalarda ee sanki öncesinde konuştuğunuz bir konuyu yapmayan bir yönetici ya da patron var bir kere. Onunla bir cebelleşme durumunuz olur. Burada ee size verilen sözlerin yerine getirilmeme ihtimalinin yüksek olduğu görseller var. Ya da hukuksal bir konunuz varsa bu konuda söylenmeyen ya da eksik kalan konulardan dolayı cevap alamayabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle Mart sonu Nisan başı olan konuşma hukuksal konularla alakalı çekişme görselleri var. İnsanlar sanki böyle 2-3 kişi bir araya gelmiş şaşkın şaşkın bakıyorlar aslında burada. Bu bakış açısı da ortada bir şeylerin eksik olduğunu ya da izlenmediğini, gözlenmediğini, yeterli olmadığını bana gösteriyor. Bu konularla alakalı sizi çekeleyen insanlar olsa da geçmişte yapılan bazı hatalardan dolayı bu konularda ya da işte dediğim gibi iş yerinizde konuşmalar hata olarak değerlendirin çünkü realitesi yok. Tekrardan tekrardan aynı konuları konuşarak çözmeye çalışırsınız. Yakın zaman için bu konuları çözme imkanınız çok görünmüyor. Nereden baksan hazirana kadar bu konularda mücadele. Hatta gene aynı yere geliyoruz. Hukuksal anlamda başlatacağınız, alacak verecek durumları olabilir. Sabır ediyorsunuz ama sabrınızın sonunda beklentileriniz karşılanmayabilir. Orada hukuksal konulara girebilirsiniz arkadaşlar oradan daha açık önünüz görünüyor. Karşılık alabileceğiniz görünüyor. Yani konuşarak çok cevap alamıyorsunuz. E hukuk sistemi diyeceğim şimdi. O da atıyor, öteleniyor. Herkes çünkü aslında baktığınız zaman döngü olarak e, adabıyla karşılığını almaya çalışıyor. Ama karşı taraf alamayınca siz de alamıyorsunuz. Yani zincirleme giden bir döngü parasal konuda. Ben hatta şöyle söyleyeyim. Kusura bakmayın boğazlarımda gene sıkıntı var duraksıyorum. Ee, şu elinizde bir iş varsa bir iş imkanı varsa çok fazla zorlamayın arkadaşlar. Hani astrolojik olarak şimdi ben e, ezoterik astroloj, astrolog olduğum için burada sabit yıldız etkileri tutulmalar şu önümüzdeki tutulmalar bizi biraz gelecek yoracak. Özellikle terazi aksı maddi kaynaklar konusunda iş konularında parasal konularda iniş çıkışların çok olduğu süreçler. Ha, önümüzdeki seneye kadar aslında elinde olanın kıymetini bilin arkadaşlar. Eğer yoksa da oldurmaya çalışın yani. Hani sabitlemeye çalışın o alanı. Az çok bilemem orası kişiden kişiye değişir ama sonuç olarak e, maddi kaynaklarımızı stabil hale getirmemiz hatta güzel bir atasözü ayağımızı yorganımıza göre uzatmamız gereken dönemlerdeyiz ne yazık ki. Bakın burada da gene ilginç bir görsel var. Belki görmüşsünüzdür. Şimdi bakın bir kişi var burada. Kulağını bakın nasıl kapatıyor. Hani kafasının üstünden kapatırsın ya. Şimdi bu parasal konularda. Aslında reel olarak yapmanız gereken bir şeyi uzatarak yapmaya kalkacaksınız. E bu durum ne etkisi yaratıyor? Sıkışık bir etki yaratıyor. Ailede sıkışmaya sebebiyet verir, iş yerinde, iş konularında sıkışmaya sebebiyet verir. Hani kulağımı ters mi gösteriyorum dersiniz. Kısa yoldan değil de uzun yoldan gitmeye çalıştığınız bir parasal mevzu var. Aslında onun kısa yolu var. Hani nedir bu? İş bulma konusunda da olabilir. Şimdi burada neden bu kulak böyle tersten tutuluyor? Ve bu tersten tutulma düze çevrildiği zaman önünüz açılıyor. Burada da dört rakamı var. Şimdi dört rakamı ya parasal bir mevzudaki miktar ya da dört hafta, dört ay olacak bir süreci bize ifade ediyor. Gene maddi kaynaklar konusunda aslında önünüzde duranları iyi analiz etmeniz lazım. Kısa yol neyse oraya tik atmanız lazım. Bakın katmanız lazım yani bu ailede de rahatlamaya sebebiyet verecek ilişki hiç demiyorum arkadaşlar biri Anya'da biri Konya'da görsellerinde çıkmış yani bana kalırsa hanede bir kişi dışarıda tamamen parasal konular burada hanede düzeltmeye çalışın da önünde borç ve alacak görselleri var dengelemeye çalışılan bir süreç eşitlenmeye çalışılan bir süreç olarak görünüyor iyi mi kötü mü yani bugünkü fal hani niyetlerinizde a, zorlar hani şeydir bu <laughs> bireysel bir fal baksam bir kere iki ay kendine dikkat ettir. Yani zaten kafan sıkıntılarla çevrilmiş. Yoruyorsun kendini. Kendi iç dünyanı yoruyorsun yani. E bir de burada attığın adımlara dikkat etmen lazım. Yani önümde bir yol var diyorsun. Hayır bir yol yok. iki yol var. O iki yolu, ikinci yolu da görmen lazım. Araştırman mı lazım, soruşturman mı lazım ama niyetlerinizde bakın iki taraf için de geçerli. Evet parasal konularda yollar biraz uzun ve bir karışık sisli puslu ama ilişkiler olarak baktığınız zaman ya sükuneti seçeceksiniz ya gitmeyi seçeceksiniz. Anahtara ulaşmak için iki ay sabır etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Tabaktan söyleyebileceklerim de bunlar. İyi dediğim güzel dediğim her şey önümüze düşsün. Keyfimiz sağlığımız sıhhatimiz bol olsun arkadaşlar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki kahve falımızda görüşmek üzere hoşçakalın.